Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Azat Kılıç Arslan. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 2. sınıf elektrik ve elektronik mühendisliği okuyorum. DSC KGTÜ'de çekirdek takım üyesiyim. Ayrıca KGTÜ Cezeri takımında mekanizasyon, otonom sürüş ve sistemler arası iletişimler üzerinde çalışmaktayım. Bugün sizlerle Google'un açık kaynaklı bir yapısı olan MediaPipe teknolojisinin Hand Tracking bölümünde küçük bir proje örneği yapacağız. Öncelikle MediaPipe'dan biraz bahsedecek olursak, MediaPipe arkadaşlar multimedya içeriklerde bahsettiğim şey video, ses, herhangi bir zaman serisi içerisinde size sürekli veri verebilen yapılar. Çapraz platformlarda çalışan, burası önemli, gerçekten alfa sürümün olmasına rağmen çapraz platformlarda çalışabiliyor. Android, iOS, web, Edge cihazları gibi ortamlarda çalışan makine öğrenme hatları oluşturmak için Google tarafından yapılmış açık kaynaklı bir yapı arkadaşlar. Gerçekten MediaPipe yeni olmasına rağmen şu an sağladığı teknolojiler, açık kaynaklı yapılar gerçekten size kusursuza yakın sonuçlar, outputlar veriyor. Bunu da biz de güzel bir proje yapacağız. Küçük projelerin önemi gerçekten büyüktür arkadaşlar. Çünkü küçük projeler bizim kendimizi geliştirmemizi sağlayan şeylerdir. Küçük küçük projelerle büyük projelere emin adımlarla ilerlersiniz. Bu yüzden bu tarz MediaPipe açık kaynaklı yapıların üzerine gidin. Biz sadece burada MediaPipe'dan bahsetmiş olmayacağız. Aynı zamanda bir kütüphane ya da bir proje nasıl yazılır? Bunun üzerinde konuşacağız. Class yapılarından bahsedeceğiz. Class'ın nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz. Ve projede ilerlerken hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğinden konuşacağız. MediaPipe'den biraz daha bahsedecek olursak, arkadaşlar MediaPipe'ın çok güzel çözümleri var. Bu çözümlerinden Phase Detection, zaten bu çoğu uygulamada var ama size şöyle söyleyeyim, MediaPipe gerçekten bu konuda da yani diğer rakiplerinin bir adım daha ileride olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü gerçekten incelerseniz MediaPipe'ın çözümleri hem kolay anlaşılır tarzda hem de gerçekten çok yetenekli. Gördüğünüz üzere videoda gördüğünüz gibi hair segmentation teknolojisini kullanan bir adamın telefona entegresini görüyorsunuz. Aynı şekilde object detection and tracking var. Kameranın gördüğü objeleri tahmin ediyor. Aynı şekilde de nerede olduğunu direkt gösteriyor. Objectron, bu çok güzel bir teknoloji. Direkt ayağınızın ya da herhangi bir telefonun verdiğiniz önüne koyduğunuz objenin 3 boyutlu halinin nerede olduğunu gösteriyor. Auto flip arkadaşlar otomatik olarak video nereye fokuslandıysa, hangi yere fokuslandıysa yapay zekayla o kısma doğru videoyu kırpıyor. Multi hand tracking bizim bugün kullanacağımız teknoloji. Multi hand tracking teknolojisini kullanarak biz de ilk önce elimizi tespit edeceğiz bu videoda. Sonra bir sonraki videoda da bu elimizi tespit ettiğimiz fonksiyonları kullanarak elimizin hareketleriyle belirli fonksiyonlar elde edeceğiz. Sesi açıp kapatacağız. Üstüne sesi kısıp açacağız. Bu tarz uygulamalarımız olacak. Dahası arkadaşlar, hand tracking hakkında bilmemiz gereken bazı şeyler var. Landmark diye bir olay var. Landmark arkadaşlar gördüğünüz numaralandırılmış yerler. Landmark arkadaşlar ellerimizi tanımlayan mevkiler. Elimiz nerede başlıyorsa 0. Aynı şekilde parmaklarımızı tanımlayan yerlerde indekslerin yanında, sağda gösterilen indekslerin sağında gösteriliyor. Mesela yüzük parmağı, ring finger 13, 14, 15, 16 olarak tanımlanmış. Elimize bakacak olursak da çizgilere göre tanımlandığını anlarız. 13 bizim en alttaki, mesela yüzük parmağımızın en alttaki çizgisi. Ortadaki çizgi, en üst çizgi ve parmağımızın en üstü olarak ayrılmış. MediaPipe hand tracking kısmında şu anlık bilmemiz gereken şeyler bu kadar. Landmark'ın olayını bilirsek elimizi nerede olduğunu tespit edebiliriz. Evet, PyCharm'a giriyoruz. İlk önce yapmamız gereken şey MediaPipe'ı yüklemek. Bunun için de tabii ilk önce OpenCV'de yükleyeceğiz.
OpenCV'yi daha önce Berkay arkadaşımız gösterdi. Tekrar biz de göstermiş olalım. Bu şekilde OpenCV yüklemiş oluyoruz. Muhtemelen internet bağlantım yok sanırım. Bir dakika. İnternetimi bağladım. Hemen OpenCV yükleyelim. Pardon, OpenCV. OpenCV'yi yükledikten sonra hızlıca. Daha sonra MediaPipe'ı da bu şekilde yüklüyoruz. Gayet kolay PyCharm'la. Olay gerçekten basitleşiyor. Evet arkadaşlar, biraz projede yapmamız gereken şeylerden bahsedelim. Arkadaşlar, bir projede elinizden geldiğince projenin görevlerini klaslara ve fonksiyonlara ayırmaya çalışın. Bu kısım gerçekten çok önemli. Elinizden geldiğince fonksiyonları ayırın arkadaşlar. Mümkünse hatta bazı şeyleri de klaslar içerisinde klaslara ayırın. Bu şekilde ulaşmak istediğiniz algoritma ya da fonksiyona daha kolay ulaşırsınız. Fonksiyonlarla ya da klaslarla. Yani elinizden geldiğince bölmeye çalışın. Biz bugün bölmemiz gereken şey elimizin tespiti. Kendisine ayrı bir dosya açacağız, ayrı bir klas açacağız ve kendi fonksiyonlar olacak, kendi parametreler olacak. İçeride kendi bir dünya olacak ve biz ne zaman bu klası import ettiğimizde bizim main fonksiyonumuza direkt elimizi tespit edebileceğiz ve elimizin koordinatlarını da elde etmiş olacağız. Bu şekilde ilk adımımız kesinlikle yapacağımız mesela elimizi tespiti için yeni bir dosya açmak. Bu dosyayı buradan açalım. Diyelim ki hand detector modül py olarak ilk kullanacağımız fonksiyon için yazmış olduk. Dosyasını açmış olduk. Şimdi ilk yapacağımız şey tabii ki de kütüphaneleri import etmek. CV2'yi import ettik. Zaten görüntü işleme olmadan olmuyor. Neredeyse. Import MediaPipe'ı da ekledik. Burada güzel bir ifade var. As ifadesi var arkadaşlar. As ifadesi bizim zırpırt MediaPipe yazmamızı önlüyor. Böyle MP yazmamız bu saatten sonra yeterli. Aynı şekilde FPS'i ölçeceğiz. FPS arkadaşlar saniye başı kare sayısıdır. Ve saniye başı kare sayısını bilmek istememizin sebebi yapacağımız görüntü işlemeyi hangi makine entegre edeceksek o makinenin ne kadar kusursuz çalışacağını, ne kadar sıkıntı çıkarmayacağını saniye başı kare sayısıyla öğreniyoruz. Ne kadar yüksek resolution varsa o kadar makine kusursuzdur, o kadar mükemmeldir. Bunun da altını çizelim. FPS'i mutlaka projelerinizde gözlemleyin. Daha sonra tabii ki de ilk bir class oluşturacağız. Class hand detector. Class ifadesini açmak için başına class getiriyoruz, ismini getiriyoruz, parantezimizi koyuyoruz ve ardından her class'ta olması gereken bir ifade def init fonksiyonu. Arkadaşlar bunu eğer daha önce bir proje videosu seyrettiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Bu fonksiyonda bilmemiz gereken bazı şeyler var. Bu fonksiyonda genelde birkaç parametre görürsünüz. Daha doğrusu değişken görürsünüz. Bu arkadaşlar değişkenler sadece yani bu init fonksiyonu içerisinde değişken koymaya yaramıyor bu init fonksiyonu. Arkadaşlar bu init fonksiyonun asıl mantığı siz ne zaman kütüphaneyi import ederseniz, daha doğrusu class'ı import ederseniz main fonksiyonunuza init içerisindeki ne varsa oraya gerçekleşmiş oluyor. O sırada gerçekleşmiş oluyor. Aynen yani ne demek istedim şu şekilde anlatayım. Print hello world yazdığımda ve bunu çalıştırmak istediğimde bunu da şu şekilde yapalım. Bunun da neden bu şekilde yaptığımı daha sonra açıklayacağım. Burada HD yapalım ve hand detektörü çağıralım. Daha sonra şurada if name. Evet, buraya da main'imizi ekleyelim. Ve diyelim ki main. Çalıştırdığımızda karşımıza gelecek. Tabii ki de bu gelmeyecek. Bunu dosyamızı değiştirelim. Şu.
Bunu çalıştığımızda gördüğünüz gibi biz ne zaman kütüphaneyi, daha doğrusu class'ı import ettiğimizde main fonksiyonumuza direkt burada ne varsa o çalışmış oluyor. O yüzden genelde değişkenleri buraya yüklenir arkadaşlar. Ve bu init fonksiyonun sadece tek özelliği bu değil. Class'ın altındaki bütün fonksiyonlarda biz burada hangi değişkeni yazarsak yazalım ulaşabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Bunu bol bol kullanacağız arkadaşlar. O yüzden def init'in altını ne kadar doldurabiliyorsanız doldurun. Çünkü sonraki yazacağınız fonksiyonlarda hangi değişkene ihtiyaç olacağını tahmin edemezsiniz. O yüzden elinizden geldiğince burayı doldurun. Self ifadesini kullanarak çok rahat buraya ulaşabiliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk yapmamız gereken direkt bizim yapmak istediğimiz şeye yavaştan geçecek olursak MediaPipe'ı bir kere buraya import edeceğiz. Hatta MediaPipe'ın direkt solution'larından hands'i seçeceğiz. Direkt MediaPipe'ı import etmek zaman kaybı olur. Şu şekilde self map hands eşittir map solutions hands. Bu şekilde çözümlerimizden el çözümünü yüklemiş olduk. Ama bu el çözümümüzün içerisinde bir de el class'ımız var. Bu şekilde el class'ımızı da import edelim. Hands. Self map hands olarak import ettik. Ancak bu class'ımızın kendine özel parametreleri var. Kendine özel girmemiz gereken parametreleri var. Kullanıcıdan istediği parametreler var. Bunu yazmasak da belirleyebilir miyiz? Belirleyebiliriz elimizi. Bunlar çünkü default olarak belirlenmiş parametreler. Ancak biz daha sonraki projelerimizde eğer daha hassas bir ölçüm istiyorsak ya da farklı bir ölçüm istiyorsak bu parametreleri değiştirmek isteyebiliriz. Bu yüzden ufak bir işlem yapacağız. Burada yazmamız gereken parametreleri aynı şekilde hand dedektöre de yazmak isteyeceğiz. Bunu da hands'in üzerine gelip faremizin orta well tekerleğine tıkladığımızda bu hands fonksiyonunun nerede olduğunu gösteren bir yer açılıyor. Hemen burada parametreleri direkt alıyoruz. Gördüğünüz gibi def init'in içerisinde parametreler var. Bu parametreleri kopyalıyoruz ve ardından buraya yapıştırıyoruz. Daha temiz, daha kolay bir ifadeyle biz de aynı şekilde belirliyoruz. Mod eşittir. Mod olarak belirleyelim. Bu şekilde static image modu self mod olarak düşüneceğiz. Buradan self max hands olarak da hands'i max hands olarak belirleyeceğiz. Max hands. Daha sonra detection confidence. Bunu da hemen şu şekilde yazalım. Daha sonra tracking confidence'ımız var. Tracking. Bunu da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar burada self nokta mod eşittir mod yazmışız. Bilmemiz gereken şey bu, mesela kütüphane import ettiğimizde parametre olarak girmek istediğimiz yerleri de buraya yazıyoruz. Aynı şekilde modu girmek istiyoruz. Max hands'i girmek istiyoruz. Max hands'i girmek istiyoruz. Detection confidence'ı girmek istiyoruz. Ve aynı şekilde tracking confidence'ı girmek istiyoruz. Bilmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Bununla burası aynı olmak zorunda değil. Ama bizim mesela gireceğimiz parametreleri bununla aynı tutarsak kütüphane içinde bir değişiklik yaptığımızda hani sanki buraya import ettiğimiz şeylerle aynı olacağını bildiğimiz için sadece başta self ifadesi getirmemiz için yeterli olacağını düşüneceğiz ve bu bize kolaylık sağlayacak. Yani kısacası ben mod 1 yapabilirim ama buna gerek yok. Aynısını yapabilirsiniz. Sadece kütüphanenin içerisinde buna ulaşmak istiyorsak başına self ifadesini getireceğiz gibi düşüneceğiz. Ve bu da işimizi kolaylaştıracak. Bunun da buradaki kullanıcıdan istediğimiz parametreleri de default olarak atayalım. Bunu default olarak false atayalım. Daha sonra max hands'i default olarak 2'ye atalım. Detection confidence'ı 0.5'miş. 0.5'i atayalım. Aynı şekilde tracking confidence'ı da 0.5'e atayalım. Harika. Şimdi
Bilmemiz gereken bir şey daha var. Eğer biz buraya default bir default olmayan bir parametre eklemek istiyorsak burada bir syntax hatası alıyoruz. Bilmeniz gereken şey arkadaşlar bu image kısmını başa almamız. Hani default olarak ayarlanmamış parametrelerden önce default olarak ayarlanmamış parametreler şeyden önce olur. Default olarak ayarlanmış parametrelerden önce olur. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde ancak default olmayan parametreleri yazabiliriz. Önüne getirin. Dikkatli olun bu konuda. Daha sonra şunu sileceğiz. Ve bunları bizim hands class'ımızın içine yazacağız. Bu zaten belirlenmiş default parametreleri direkt yazacağız. Zaten hani şu an hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Bizim nasıl class'ı import ettiysek şu an aynı halde. Çünkü parametreler aynı değere sahip. Action, detection, confidence and checking, checking, confidence. Parametre parantezimizi de ekliyoruz. Arkadaşlar MediaPipe'ın kendi içerisinde drawing utilities'leri de var. Yani kendi çizim ekipmanları da var. Bunu da bu şekilde import edelim. Self nokta MP Solutions, pardon çok özür dilerim. MP Solutions Drawing Utilities. Evet arkadaşlar, init fonksiyonumuzun içerisi tamam. Kullanmak istediğimiz, daha sonra kullanacağımızı tahmin ettiğimiz her şeyi buraya yazdık. Şimdi ilk yapacağımız şey arkadaşlar elimizi tespit etmek. Elimizi görsel olarak tespit etmek. Bunu da çok kolay bir şekilde MediaPipe sayesinde yapabiliyoruz. Bunun için ben find hands fonksiyonu yazacağım. Burada ilk parametremiz kesinlikle resmimiz olacak. İçeri import edeceğimiz resmimiz olacak. Daha sonra çizip çizmek istemediğimizi öğreneceğiz. Bunu da şu şekilde default olarak true'ya atıyoruz. Bu şekilde yani ne zaman bu fonksiyonu import ettiğimizde main fonksiyonumuza direkt otomatikman kameranın önünde elimizi çizilmiş olarak göreceğiz. İlk başta resmimizin piksellerini anlayabilmek için ben BGR'dan RGB'ye çevirmek istiyorum. Bu beni daha rahatlatıyor anlamak için. Image RGB eşittir CV2 CVT Color. Çünkü red, green, blue olarak incelemek benim kafamda yani daha iyi oluyor, rahat oluyor. Bu tamamen yani bu şu an yazdığım şey keyfi. Color BGR2 RGB. Bu şekilde resmimizi biz RGB'ye çeviriyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu RGB şeyine, RGB resminin içerisindeki elimizin mevkisini bir prosesin öğrenmek için bir prosesin içine sokacağız. Bunu da şu şekilde bir prosesin, şu şekilde bir sonucun sonuç değişkeninin içinde olacak. Şöyle yapacağız. Self hands zaten üstte belirlemiştik. Process. Buradan da zaten tek bir parametresi var. Image RGB. Bu şekilde içeri girmiş resmi biz prosesimizin içerisine koyuyoruz. Hatta istiyorsak bunun içerisindeki hani biz belirledik landmarkları da nerede olduğunu öğrenelim. Şu şekilde öğreneceğiz. Results multi hand landmarks. Self nokta pardon çok özür dilerim. Şunu şu şekilde belirledik. Burada hemen fonksiyonumuzun içerisine diyelim ki head nokta find hands'i çağırmadan önce bir ilk önce CV2 ile biz bir videomuzu açalım. Şimdi arkadaşlar bazı şeyleri bir dolduralım ilk önce. Buraya, bu find hands'e geçmeden önce ki zaten şu an elimizi bulmuş bulunmaktayız. Hani kameranın önüne eğer bir image import edersek elimizin tespit ettiğini bize söyleyecek. Henüz çizmedik ama elimizin nerede olduğunu söyleyeceğini print fonksiyonumuzdan anlayacağız. Yani tespit ettiğini print fonksiyonumuzdan anlayacağız. İlk önce arkadaşlar bu bir kalıptır. FPS'i öğrenmek için bir başlangıç zamanı bir de eski zamanı belirliyoruz. İlk başta ikisini de sıfır olarak belirleyeceğiz. Ve CV2'da kameradan bilgi almak için şu şekilde bir ifade kullanıyoruz. Arkadaşlar
buraya ben 1 yazıyorum ama siz muhtemelen 0 yazacaksınız. Bunun sebebi de eğer harici bir kamera bağlamadıysanız bilgisayarınıza, bunun muhtemelen laptop kullanıyorsanız 0'dır ya da tek bir kamera bağlıysa 0'dır. O yüzden buraya dikkat edin. 1 dediğinizde hata çıkıyor olabilir. Dikkat edin buraya. Sonra biz HD olarak import ettik. Bunu tekrardan yazmamıza gerek yok. Aynı şekilde CV2'da biz kamera görüntüsü alabilmek için sürekli bir resim göstereceğiz. Bu zaten videoların mantığıdır arkadaşlar. Saniye başı kara sayısı da bu demektir. Hani saniye başına kaç tane fotoğraf gösteriyor bilgisayar anlamı vardır. Bunun için ilk başta cap, yani cap diye belirlediğimiz değişken, bizim kameradan aldığımız görüntü, ilk başta bundan veri alacağız. Bu şekilde veri alıyoruz. Cap read, yani oradan bana resim ver diyoruz. Daha sonra bizim yazdığımız güzel bir fonksiyonumuz var. Belirleme fonksiyonumuz var. Direkt burada image eşittir. HD.findHands, buranın içinde image'i yazıyoruz. Draw zaten otomatikman geliyor ama şu an draw'ı dediğim gibi kullanmayacağız. Daha henüz onu hazırlamadık. Buradan hemen FPS'imizi belirleyelim. FPS'imizi de daha sonra göreceğiz, ancak şimdiden belirlemekte sıkıntı olmaz. İlk önce zamanımızı belirliyoruz. FPS eşittir 1 bölü saniye başına C time minus P time. Proses arkadaşlar. Proses süresi. Yani kaç tane proses oldu, yani kaç tane resim gösterdi anlamı taşıyor. Eski zamanımızda yeni zamanımıza eşitliyoruz. Daha sonra burada FPS'imi belirledik. FPS'imizi belirledik. Aslında şu an çalıştırsak, kameranın önüne elimizi koysak, image show yapmadan dahi bu işi gösterir ama biz yine de kameramızı açalım. Her şey hazır olsun zaten. Açacağız. C2 image show. Buradan image'imizi gösterelim. Daha doğrusu ilk önce şey belirlememiz gerekiyor. Window'un ismini belirlememiz gerekiyor. Image'i koyduk. Daha sonra k equals C2 wait k 1. Daha sonra if k equals equals port. Bu aslında, bu da bir kalıptı. Bunu da aynı şekilde, hani her şeyi fonksiyona dönüştürün derken arkadaşlar bundan bahsediyorum. Hatta gelin dönüştürelim. Ben zaten muhtemelen çok kullanacağız. Aslında aynı şekilde şuraya da bir class ifadesi oluşturalım. Utils diye bir class oluşturalım. Ve buraya da diyelim ki def init init. Buraya da pass diyelim, yani direkt hiçbir şey yapmasın. Ve biz kendi imshow'umuzu oluşturalım arkadaşlar. Imshow'umuzu şu şekilde yapalım. İlk başta CV2'da imshow şu şekilde oluyordu hatırlarsanız. Bir tane win name gerekiyordu. Win name. Burada bir de image gerekiyordu değil mi? Ne yapıyorduk? İlk başta window yazıyorduk. Ve buraya CV2 imshow win name ve image yazıyorduk. Sonra K belirliyorduk. Bu K'de ne oluyordu? Bizim kapatma tuşumuz oluyordu. CV2 wait K 1. Daha sonra if K equals equals ord Q yapalım. Q da kapansın. Ve buradan destroy CV2 destroy window. Daha sonra biz bunu kullanacağımızı bildiğimiz için, yani bu şekilde bir class oluşturmuş oldu ve bunun içine birçok şeyi doldurabiliriz. Mesela FPS ölçmeyi koyabiliriz arkadaşlar. Yani basitinden mesela diyelim ki def show FPS. Bunu zaten bir kere kullanacağız ama sırf öğrenmek için bu şekilde yapabiliriz. Aslında bunu içerisinde bir decorator kullanmamız gerekiyor. O yüzden bu kısmı atlasak iyi olur. Decorator kısmına şu an girmeyelim. Ağır olur. Şimdi CV2 Destroy Window dediğimizde bizim otomatikman 4 parametreyi de kullanacağız. Yani zırt pırt sileceğiz, kuracağız denemek için klaslarımızda, algoritmalarımızı denemek için zırt pırt yapacağımızı. Bu şekilde 4 tane satırı bir satıra koymuş olduk. Bundan başından diyeceğiz ki utility diyelim hatta. Utilities
diyelim. Şöyle de bunu koymayı unutmayın arkadaşlar. Bu self ifadesi taşıyor. Burada hani mesela self yazıyor ya. Arkadaşlar şuradaki ifade selfie geldiniz, selfie koydun anlamına geliyor. Eğer burada direkt yaparsanız self ifadesi eksik diyecektir size. Bu yüzden dikkatli olun. Sonra buraya mesela diyelim ki biz imshow yapacaktık ya. Youth.imshow image ve diyelim ki buraya da image'i gösterecektik. Evet. Şimdi bakalım. Bari makinamız düzgün çalışıyor mu? Evet. Bir yerde bir hata var. Bu bakalım. Hemen dönüyorum. Arkadaşlar gerçekten çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ya bu neden oluyor bilmiyorum ama sorunu galiba ne olduğunu anladım. RGB daha önce hiç fark etmemiştim. RGB direkt böyle imshow yapınca problem çıkıyormuş. Ben prosesi tamamladım, yazacağım prosesi tamamladım. Tekrardan çalıştırmaya kalktığımda hiçbir sıkıntı olmadı. Ama biz göstermek istediğimiz şeyi göstermeye çalışmaya devam edelim. Zaten muhtemelen de göreceğiz. Şöyle direkt elimizi gösterip çalıştırırsak bir hata alacağız, tekrardan hata alacağız ama gerçekten çok komik bir durum. Yani şu an çok komik bir durum. Neyse tamam. Teşekkür ederim OpenCV. Şu an LAN döndürüyor ve elimizi gösterdiğimizde landmarkları görüyoruz. Devam edecek olur isek. Burada evet en son ne diyorduk böyle çünkü bayağı uzun bir süre geçti. Ben şu an çalışmasına şaşırdım farkındaysanız. Şu an bir video çalıştırdığımız için UT'nin sonuna ben return false olarak ekledim. Aslında arkadaşlar eğer normal bir şey normal bir fotoğraf gösterirsek bu return false ifadesine de ihtiyacımız yok. Ancak burada görmüş olduğumuz üzere break olurdu normalde hani yazmaya kalkarsak. Şu an 5 tane satırı 2 satıra düşürmüş olduk. Yani eğer sadece bir fotoğraf gösterdiğimizde daha doğrusu 5 satırdan 3 satıra düşürmüş olduk. Bir fotoğraf göstermemiz gerekirse 4 satırı 1 satıra düşürmüş olacaktık. Bu yüzden böyle güzel bir ifadelerle işimize devam edebiliriz. Aynı şekilde de ufkunuzu da açmış olduk bu şekilde inşallah. Şu an kameranın önünde el var mı yok mu diye bir anlamamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde anlıyoruz. Tabii ki de şurada gördüğünüz üzere NaN döndürdüğü yeri anlayalım. Hani NaN döndürmesin. NaN döndürdüğü yerde demek ki şeyin önünde, kameranın önünde bir el yok mantıken düşünecek olursak. Burada gördüğümüz şeyler bizim elimizin landmarkları. Madem NaN döndürecek gördüğümüz NaN'lar o zaman el yoktur. O yüzden şöyle bir ifade yazabiliriz. Elin olup olmadığını şu şekilde anlayabiliriz. Results multi hand landmarks. Bu bir liste ama NaN olarak döndürüyorsa demek ki el kameranın önünde değil. Bu şekilde bir tane de parametre hemen belirleyelim. For değişken için ama for döngüsü için bir değişken belirleyelim. In self results multi hand landmarks. Daha sonra çizmek istiyorsak burada bizim bahsettiğimiz şurada MP'nin kendi drawing utility'leri var. Hemen bunu da bu şekilde uygulayalım. MP draw landmarks image handlemez bizim parametremiz, koordinatlarımız. Daha doğrusu landmarklarımızın koordinatları ve burada MP hands'in yani daha doğrusu MediaPipe'ın hands solution'ının kendine özel MP hands hand connections ifadesini de buraya ekleyelim. Ve ardından da resmimize uygulamak istiyorsak neyse tamam daha yenikisi problemin nedenini anlamış olabilirim ama şu an bu bizim konumuz değil. Çalışıyor değil mi? Evet. Baktığımızda elimizi tespit edebilmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere elimizi çok rahat tespit edebiliyoruz ve bu slide'da gördüğümüz ifadelerle aynı ifade ikinci elimizde tespit ettik. Hatta isterseniz max hands'i de 1'e indirerek sadece bir elimizi tespit etme yoluna gidebiliriz. Şurada gördüğümüz 0. Aynı şekilde şurada gördüğümüz 16, 17, 18, 19 diye gidiyor. Son serçe parmağı. Q'ya bastığımızda. Bu arada ORT ifadesinden bahsetmedim sanırım. ORT ifadesi arkadaşlar buraya içine yazdığınız karakterin ASCII table'daki mevkisinden bahsediyor. Mesela muhtemelen küçük Q yanlış hatırlamıyorsam 27 idi.
yanlış hatırlıyor olabilirim. ESC 27 olabilir. Ama decimalde, daha doğrusu decimal demişim. ASCII table'da mevkisini belli ediyor. Ben diyorum ki K eğer ASCII table'daki Q'ye eşitse buradaki window'u kapat diyorum. Ama dediğim gibi video için window'u kapatmak yeterli olmuyor. Break de yapmanız gerekiyor. Buradaki döngüyü de kapatmanız gerekiyor. Şu an her şey harika gidiyor. Elimizi tespit ettik. Peki sırada ne var? Arkadaşlar sırada bizim bu landmarklarımızın pozisyonlarını öğrenmemiz var. Çünkü arkadaşlar eğer landmarklarımızın pozisyonlarını öğrenmez isek o el hareketlerinin nereden nereye gittiğini, nasıl ellerimizin nasıl hareket ettiğini göremeyiz ve bunu fonksiyonel hale getiremeyiz. Bu yüzden bir liste ayarlayacağız ve bu listenin içerisine landmarklarımızın mevkilerini sokacağız. Bunu da find position ifadesiyle halledeceğiz. İlk parametremiz image, ikinci ifademiz ise hand ne olacak? Bunu da default olarak 0 atıyorum. Çünkü şöyle diyeyim, kameranın önüne gelen hangi elin hangi landmark'ını alacağız? Bunu kullanıcıya sormak zorundayız. Kullanıcı burada biz oluyoruz. LM list, yani landmark list, bunu boş bir liste olarak atalım. Bunu dolduracağız. Elimizin kameranın önünde olup olmadığını hemen şu şekilde, aynı şekilde öğrenelim. Tabii burada bilmemiz gereken bir durum daha var. And landmarks. Evet. Arkadaşlar şimdi self results'ı biz tekrar kullandık ama bu self results arkadaşlar find hands komutuyla find hands fonksiyonuyla beraberinde gelen bir parametre. Biz self results'ı direkt ekledik. Şu şekilde ekledik ama bu şekilde eklememizin bir sebebi vardı. Biz init fonksiyonumuzda, diğer fonksiyonlarımızda rahat rahat ulaşabilelim. Aslında video kesildi. Video kesilmeseydi self results'ın olayını da anlatacaktım. Anlattım mı hatırlamıyorum. Anlattıysam bu kısmı keserim. Anlatmadıysam anlatmış olayım şimdi. Arkadaşlar biz buraya self ifadesini geçirmemizin sebebi init fonksiyonuna daha sonradan bir parametre eklemek istememiz. Yani kısacası şöyle, ben find hands komutunu ne zaman çağırırsam self results otomatikmen init kısmının içerisine yerleşecek. Ben direkt results olarak şey yapsaydım sadece ve sadece bunu fonksiyonumun içerisinde kullanabilecektim. Ancak self ifadesini koyduktan sonra bu self results direkt init fonksiyonun içine giriyor ve daha sonra projemin içerisindeki fonksiyonlar, daha doğrusu klasımın içerisindeki fonksiyonların hepsinde kullanabiliyorum. Ancak find hands'i kullandıktan sonra. Burada bahsetmek istediğim mevzu da bu. Ben find position'ı kullanmadan önce find hands'i kullanmak zorundayım. Neden? Çünkü arkadaşlar self results daha önce find hands'in içerisinde belirlendi. Init, hani class'ı çağırdıktan sonra belirlenmedi arkadaşlar. Find hands'i kullandıktan sonra belirlendi. Bu yüzden find position'ı ben mutlaka find hands'ten sonra kullanmalıyım. Bu kısmın altını bir çizelim. Daha sonra ilk önce elimizin koordinatlarını pure bir şekilde elde edeceğiz. Bunu da self results multi, bu dediğim gibi bütün landmarklarımızın içinde bulundurduğu kocaman objelerin de dahil olduğu bir liste. Landmarks hand no. Hand no ne arkadaşlar? Hangi elimizin landmarklarını istediğimiz. Daha sonra burada bir ifade daha var. Landmarklarımızı daha önce hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Başında hangi landmark'a ait olduğu yazmıyor. Bunu da enumerate fonksiyonumuzla, bu güzel fonksiyonumuzla halledeceğiz. Arkadaşlar enumerate bir listenin içerisinde 1, 2, 3 olarak yanına böyle bir ifade 1, 2, 3 diye ekliyor. Tuple olarak ekliyor. Ve şöyle söyleyeyim, bunu da biz iki tane for döngüsü değişkeniyle tanımlayacağız. İlk önce id bizim şeyimiz, landmark'ımızın numarası, 20'ye kadar olan numara var ya, o numara. LM bizim landmark'ımızın piksel şeyi, siz söyleyin, piksel mevkisi. Daha sonra da in enumerate enumerate my hands landmark. Bu şekilde ben landmarklarıma ulaşmış oluyorum. Direkt pure bir şekilde. Ve bu şekilde enumerate yapıyorum. Bir sıfır landmark'ın komutu. Bir landmark'ın mevkisi diyeyim. Direkt komutu demişim daha önce. Landmark'ın mevkisi. İki landmark'ın mevkisi olarak gidiyor. Ve biz bunu ID olarak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20'ye kadar atadık. LM'de karşılığında gelen pikselin mevkisi. Daha sonra
image shape'imizin içerisindeki elemanları şu şekilde belirleyeceğiz. High, weight ve C equals image shape. Bu bizim fonksiyonumuzun içerisinde koyduğumuz resmin boyutu, height and weight. Bize height and weight lazım sadece. Bu şekilde devam edecek olursak, bizim şimdi bilmeniz gereken bir şey var. Daha önce ya videoda fark ettiniz mi bilmiyorum. Bunu kullanmayalım. Tekrardan bir çalıştıralım. Bir dakika, ben şeyi unuttum. Şuraya print fonksiyonumuzu tekrardan çalıştıralım arkadaşlar. Evet. Evet, şuradan Q'ya basalım. Arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere X, Y, Z belirlenmiş. Ancak bunlar arkadaşlar oranlar. Biz burada yapmamız gereken şey, kendi resmimizde landmarklarımızın nerede olduğunu öğrenebilmek için bu oranlarla image'imizin shape'in height and weight olarak çarpmamız gerekiyor. Cx'i weight ile cy'yi de, yani belirleyeceğimiz bunlar cx, cy bizim doğal direkt hani doğru piksel mevkilerimiz olur. Cx ile cy'yi weight and height ile çarpmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Cx eşittir. Başına int getireceğiz. Elem. Bu elem bizim şeyimizin. Bu da bu ayrı zamanda bir class, fark ettiyseniz bilmiyorum. Direkt içindeki parametreye ulaşıyoruz. Elem x'i biz weight ile çarpıyoruz. Aynı şekilde virgül int elem y çarpı height. Bu şekilde burada, buraya da c'yi yazmayı unuttum. Bu şekilde biz hem landmarklarımızın x, y mevkilerini öğrenmiş oluyoruz. Buradaki oranları çarpmayı unutmayın arkadaşlar. Düzgün bir ifade almazsınız. Daha sonra ne yapmıştık, ne demiştik? Hatta bunu gösterelim diyorsanız. Print id cx c'ye. Cx c'ye. Bunu da hemen find position'ımızı da şunun altına yazalım arkadaşlar. Hatta lm list diyelim. İşittir şu şekilde. Bu zaten henüz bir listeye atanmadı. Ama şu an hiçbir problem olmaz. Hd nokta. Line position içerisine image yazıyoruz. Daha sonra çalıştırıyoruz. Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar landmarklarımızın mevkileri doğal olarak bize geliyor. Hangi pozisyonda olduğu geliyor. Image shape'imize göre ayarlanmış bir şekilde geliyor. Harika. Şimdi devam edecek olursak bunu da yorum satırına çevirelim. Bunu biz landmark listemize atacağız. Landmark listemize de aynen şu şekilde atayalım. İlk önce id olsun, sonra cx olsun, sonra da c olsun. Aynı yazdırdığımız şekilde gelsin. Burada ekstra bir şey yapacak mıyız? Ekstra bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Direkt return elem list yaptığımızda bir de gelmesi gerekiyor. Daha sonra elem listimizi import ettik. Mesela atıyorum arkadaşlar, ben dördüncü landmark'ımın nerede olduğunu her şeyde öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Hemen diyorum ki if elem list, ilk önce tabii bunu neden yapıyorum? Elimizin kameranın önünde olup olmadığını öğreneceğim. Bunu da şu şekilde öğreniyorum. Elem list. Elem. Hatta arkadaşlar size güzel bir ifade göstereyim. Bunu direkt listelerin ifadesi. Bu gerçekten çok önemli bir ifade. Yani çoğu şeyde kullanabilirsiniz. Genelde kütüphanelerde bir şeyin uzunluğunu belirlemek için aynen şöyle bir ifade kullanılıyor. If elem list nokta elem len equals 0 değilse, biz sonuçta neyi öğreneceğiz? 0 olup olmadığını öğreneceğiz. 0 değilse diyorum ki elem list 4'ü bana printle güzel kardeşim. Bir dakika, şurada printle diyorum. Evet. Buradaki ifade arkadaşlar, bakın yani daha önce hiç karşılaşmadım. Hepsinde olur diyemem çünkü hepsini kullanmadım. Yani çoğu kütüphanede uzunluğu temsil eden bir ifade. Yani ben burada istediğim zaman uzunluğu elde edebiliyorum. Yani bu sadece şey gibi düşünmeyin. En basitinden
imicin bile Lenin'i öğrenebilir miyiz? Ben çok merak ettim şu an. Mesela hani şöyle söyleyeyim. Mesela 1920-1980 ya. 1920 olduğunu şu şekilde öğrenebilir miyiz acaba? Yani böylelikle de siz de şahit olmuş olursunuz. Ve birlikte denemiş oluyoruz. Ah! Bunu da yemedi maalesef. Ama arkadaşlar gerçekten çoğu şeyde kullanılıyor. Ya daha önce bunda hiç kullanmamıştım. Ama çoğu şeyde ben bu ifadeyi kullanıyorum. Bu şekilde de biz uzunluğumuzu öğrenebiliriz arkadaşlar. Buradan hemen videomuz açılsın. Burada bir problem oluştu. Not a pen. Ha, a pen. Ha arkadaşlar benlik bir problem yokmuş ya. Daha doğrusu benlik bir problem varmış da. Yani bu şekilde bir problem yokmuş. Bir dakika. Burayı tekrardan öğrenmek istiyoruz tabii ki de. Hiç. Then. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bizim 480 olduğunu öğrendik. Yani anlıyor musunuz? Bu çok güzel bir ifade. Bu ifadeyi alın bir yere kaydedin. Sürekli kullanırsınız. Neyse direkt asıl olaya geçecek olursak. Şurada da ben bir şey ekstra açık unutmuşum. Şunu açık unutmuşum. Bunu da çalıştıralım. Ve gördüğünüz üzere dördüncü landmarkımızın nerede olduğunu stabil olarak öğreniyoruz. Ve aynı şekilde image'imizin de shape'lerinden birini almış oluyoruz. Bu da güzel bir olaydır. Hatta mesela şu şekilde yazdıralım mı? Daha da güzel olsun. Image'imizin yani kameramızın resolution'ını öğrenmiş oluyoruz şu an. 0.lenlen. Bu şekilde kameramızın resolution'ı öğrenmiş oluyoruz. Gördüğünüz üzere 480'e 640 ve elimizin ifadesi. Bir de FPS'i yazdıracaktık. Ben bunu unuttum. Kusura bakmayın. Şunu silelim. FPS'imizi yazdırmak için de CV2'nun put text komutunu kullanacağız. CV2 put text text image. İlk önce bizim image parametremiz. Daha sonra ne yazacağımız? FPS. Bunu tabii ilk önce biz bir int yapalım. Çünkü yüksek ihtimal decimal olarak gelecek. Daha sonra mevkisini koyuyoruz. 70. Daha sonra fontun font belirliyoruz. Bunu da çok güzel bir font var. Font. Her şey. Her şey. Frame 3. Bunu da 255. 0. 0. Evet. BGR. Ben kırmızı olsun. 255. Buradan da 3. Ya bu RGB niye değil çok merak ediyorum. Bu da güzel bir araştırma konusu aslında. Evet arkadaşlar. FPS'imizde görüyoruz stabil bir şekilde. Burada arada kaymalar oluyor. Yani olduğunuz mevkinin güzel olduğuna yani aydınlık olduğuna dikkat edin. Sonuçta bu açık kaynaklı bir yazılım. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Daha sonra elimizin hareketleriyle belirli fonksiyonlar yapacağız bu videonun devamında. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın inşallah.